Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar şu şekilde yine size iğneden tığa dönüşüm bir modelle karşınızdayım. Bu model arkadaşlar tepelerin üzerine konan bu çiçek modelini şu şekilde size tığa çevirdim. Bakın arkadaşlar bu dağım, ikili kirpikli dağım ve üzerindeki de çiçeklerim. Bu şekilde arkadaşlar iğneden tığa sizin için çevirdim. İğnede ne varsa artık arkadaşlar tüm modeller tığda da var. Bu arada arkadaşlar dünkü videoma destekleri, e, yorumlarıyla destek olan tüm arkadaşlarıma bu videomda teşekkür etmek istedim. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi güzel dileklerinizi yorumlarınız için arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi motifimizin yapımıyla başlıyoruz. Motifimizin ortasını arkadaşlar sihirli halka yapıyoruz. Şöyle parmağımızdan gelen ipi sol tarafa arkadaşlar yatırıyoruz. Bakın şu ipin üzerine yatırdım bu şekilde. Parmağımla tuttum o ipi. Ortasından tığımı girip Buraya bir tane sık iğne yapıyorum, halkanın içine de girip tekrar ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar buraya minik bir yuva oluşturduk. Bakın ee, sihir arkanızın olup olmadığını şu şekilde anlarsınız. Sıktırıldığı zaman eğer daralıyorsa bu yuva küçülüyorsa yaptığımız halka böyle çektiğinde arkadaşlar daralıyorsa demek ki sihir halkamız olmuştur. Şimdi. 5 tane zincir çekiyorum. Sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. 5 zincirimi çektim şu şekilde. Halkamın arasına girip buraya sabitliyorum. Bu ilk kirpiğim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Çevirdim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ters tarafına çevirdim. 5 zincirimin ortasından girip sık iğne ile buraya 3 zincirimi sabitledim. Bakın arkadaşlar açılma olduğu takdirde ipi çekerek daraltalım. Dar yerde güzel oluyor. Buraya 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi ters tarafında olan yuvamızı şöyle elimizle çevirip düz tarafına döndürdük. Zincirimizi bu yine sihirli halkanın içinden girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın bir tanesini sinek kanadımın birisi hazır. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 tane bu şekilde bu yuvanın içine sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Hatta daha bile daratabiliriz. Çünkü yaptıkça da açılıyor nasıl olsa. 5 zincirimi bu halkamın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çevirdim. Şöyle ters tarafına 3 zincirimi 5 zincirimin içine kapattım. 10 zincir çekiyorum. Çevirdim arkadaşlar yine bu şekilde çeviri çeviresine kanatlarımızı buraya yapıyoruz arkadaşlar. 2 oldu. 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi buraya. 1 2 3 zincir. Çeviriyorum. 5 zincir halkanın içine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Çevirdim. Bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Evet arkadaşlar. Toplam buraya 5 tane sinek kanadı yapacağız. 3 oldu. 3 zincir. Kapattım. 10 zincir. Çeviriyorum arkadaşlar düz yüzüne. Yine bu halkamın içine girip sabitliyorum. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar kapattım. Kirpiğimi buraya sabitledim. Şimdi 1 2 3 zincir çevirerek bu şekilde döne döne yapıyoruz arkadaşlar. 10 zincir 8 9 ve 10 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Sonuncu 5. de sinek kanadımı bu şekilde buraya sabitledim. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi uzun bakın şimdi bitirdik. Uzunca kestim. Şu, şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burası önemli bakın. <laughs> Şöyle iyi dikkatli bakalım. Bu ilk sıktırdığım uzun olan ipim arkadaşlar. Bu da kopardığım ipim. Bunu iyice tam full bir şekilde sıkıca şöyle çekerek bakın minicik bir yuva kalıncaya kadar çektim. Şöyle sıkıca. Şimdi arkadaşlar şunu birbirine ikisini düğümleyeceğim ama düğümlemeden önce bakın buradaki arkadaki ilmeğimden geçirip sonra düğüm yapacağım. Buradan ilmeğimi aldım ve bu uzun kestiğim ipimi buradan bu şekilde bakın arkaya çektim arkada bu kestiğim ipim arkasında ilmeğimin ve bunu arkadaşlar şu şekilde bakın buradan şu şekilde düğüm atacağım. Ve buraya Bakın arkasına düğümledim. Şöyle düğümlediğim ipi kesiyorum ve iyice yakıyorum. Bunu 2 3 defa da yakabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek amaçlı olduğu için böyle bir tane göstermelik size yaptım. Siz sağ daha sağlam olması için şöyle arkadaşlar daha 2 3 kere daha düğüm atabilirsiniz. Hani ben bunu kullanacağım. Örnek amaçlı çekiyorum sizlere göstermek için. Şimdi dağımızın tepesine arkadaşlar bu yaptığımız çiçeğimizi monte edelim. Evet arkadaşlar iki şiş zincir çekerek tığ battılarımızı ilk önce hazırladık. Şu arkadaşlar iki kayanın arasına dört tane tığ battı ara mesafesi veriyoruz şu şekilde. Dört tığ battı ara mesafesini verdik. Bir defa tığımı doluyorum. Bir, iki, iki. Buraya üç seferde aldığım bir trabzan yaptım bir zincirimi çektim hemen şu şekilde arkadaşlar tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim 8 zincir bu ilk kirpi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet, trabzanın içine iki tane arkadaşlar 8 zincirli kirpik yaparak başlıyorum. Dibine de sık iğne yaptım. Bu şekilde kuruluşuna başladık kayamızın. İki zincir çekerek iki tane tığ battı ara mesafesini veriyorum. Tekrar bir defa dolayıp yandaki tığ battının içine bir, iki, iki. İkinci yuvamı trabzandan yuvamı kurdum. 5 zincir çıkarken 5 zincirle çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Buradaki hemen ilk kulakçıktan tutarak şöyle sıkı değil arkadaşlar orta gevşeklikte kapattım sık iğnemi yaptım 8 zincir çevirdim şimdi arkadaşlar bu sık iğnenin olduğu yere iki tane buraya kirpik yapıyorum rahat batmak için fazla sıkı sık iğne yapmadık 4 5 6 7 ve 8 şu şekilde arkadaşlar, Bismillah tığı taktık. İkinci kirpiğimi de bakın bu şekilde yaptım. Dört zincir, dört zincirim arkadaşlar buradaki trabzanımın arasına kapatıp, bakın burasını ikiledim. Ve tekrar buraya 8 tane zincirden yine, bakın bu birincisi arkadaşlar. Bir de yanına ben şimdi 8 zincirden kirpik yapacağım. 4 5 6 7 ve 8. Kapatıyorum. Bu şekilde. Yanına da bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar, ilki bu sefer bu şekilde oluyor. Tekrar 2 zincirimi çekip yanındaki tığ battıya batıyorum. İki tane tığ battarı mesafesini verip şöyle arkadaşlar bir defa dolayıp üçüncü yuvamı buraya bir iki iki alarak üç seferde aldığım trabzanı kuruyorum beş zincir çevirdim bu kenarda yaptığım kulaktan tutup arkadaşlar kirpikten tutup sık iğne ile sabitliyorum bir iki üç dört ve beş zincir yine arkadaşlar ilk şu şekilde bize yakın olan kirpikten tutup sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar bir zincir çekerek döndüm. Bakın bu şekilde kenarda iki tane kulak olarak yukarı çıktığımız bir kayamız var elimizde. Şimdi yaptığımız arkadaşlar bu çiçeğimizi alıyoruz sinek kanatlarından yaptığımız çiçeğimizi. Evet şimdi arkadaşlar şöyle tersini düzüne bakarak bu şekilde kontrol ederek yapalım. Ayı tutalım. Şimdi bu kopardığım yerden başlarsak arkadaşlar hani sık iğne ile kopardığımız yerden başlarsak daha muntazam gözükecektir. Bu şekilde tam ortasından girdim. Buraya sık iğneyle sabitledim. Tekrar arkaya 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle aralıyorum arkadaşlar sinek kanadımın bir tanesini yaprağının birini şu şekilde ortasından girip sabitledim. Bakın kenarlarına bol bir şekilde yeşille geçiyorum her yaprağın arasından. 3 zincirimi yine çektim arkadaşlar. Bu şekilde çevirip tam ortasından giriyorum ve sık iğne ile arkadan arkası şu şekil oluyor arkadaşlar. Sabitliyorum. Yine 3 zincir. Yine arkadaşlar şöyle her yaprağın arasından girerek bu şekilde buraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Evet. Son aralıktan da bu şekilde girdim arkadaşlar. Tüm çiçeklerimin bakın şöyle arasına bol bol yeşille girdim. Şimdi arkadaşlar bir Yine aynı şekilde 2 ve 3. zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar buraya daha önce ilk önce girdiğim için girmiyorum. Burada bir zincirle çekmiştim bakın dibine. Onun ar arasından girip sık iğne ile sonuncu 3 zincirimi de bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar 4 zincirle bakın çiçeğimizi bu şekilde yaptık. 4 zincirle buradaki sık iğne ile sabitlediğim yere indim. Buraya da 8 tane zincir. 4 5 6 7 ve 8. Aynı yerden sık iğnenin arasından ipimi sabitledim. Bakın kirpiğim oluştu. 1 2 3 ve 4 zincir. Sonuncuyu da arkadaşlar aynı şekilde trabzanımızın arasına girip sabitliyorum ve 8 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapattım arkadaşlar. Sonuncu kirpiğimi de buraya. Şimdi dibine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir. 4 tane mesafe verip tekrar arkadaşlar yeni kaya için 5. trabzan yapıp başlıyoruz. Şimdi bu şekilde dört tane mesafeyi verdim arkadaşlar başlamış olsaydık böyle bu şekilde trabzan yapıp 4 kayadan yani tığ battıktan sonra başlayacaktık Evet arkadaşlar bu şekilde oldu gördüğünüz gibi çok da hoş ve zarif oldu şöyle yakın plandan da gösterelim kayaların üzerinde arkadaşlar çok hoş oldu bu şekilde Sihirli halkayla da yaparsanız daha zarif duracağına eminim. Evet arkadaşlar şöyle ütülendiği takdirde de daha bir yapışacak, incelcek arkadaşlar. Şöyle e, duruşu daha bir düzgün olacak. Sıcak ütü yiyince bunlar bir kalıplaşacak arkadaşlar. Evet modelin bu şekilde çok güzel, çok da zarif oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.